Özür dilerim. Keçiler. Hayvan satım şeysinde alım satımda sıkıntı yaşıyoruz. Bu kışın olunca işte tüccar falan gelmiyor. Bugün hayvanların yemi bitti. İşte arpa getirmemiz yollarımız kapalı. Arpa da getiremedik. Dün de bugün getiremedik. İşte onun için o tür sıkıntılarla yaşıyoruz. Bu konuda hani belediye başkanımızın, kaymakamımızın bize destek olması gerekiyor. Sıkıntılarımız zor. 6 ay kadar burada kış şartları bayağı bir ağır geçiyor. Onun neticesinde yani yem sıkıntısı yaşıyoruz. İşte yol sıkıntısı, hayvanlar suya gidip gelemiyor. Doğumda sıkıntı oluyor hayvanların doğumunda. Arpa pahalı, yem pahalı, saman pahalı. Yani hayvancılık yapmak başlı başına zor bir şey. Yani hayvancılık gerçekten günümüz şartlarında bayağı bir zor. Bir kış gününde sabahtan akşama kadar neler yapıyorsunuz? Bir anlatabilir misin? Sabahleyin 6.30'da kalkıyoruz. Ahıra geliyoruz. İşte altını temizliyoruz. Ondan sonra hayvanlara yemini veriyoruz. Arpasını veriyoruz. Doğuran hayvan var mı yok mu ona bakıyoruz. İşte gece saat her gün 2.30-3 arası gece geliyoruz. Sabah, öğlen, akşam hayvanlara yem veriyoruz. Yaşı çok etkiliyor bizi. 2 metreye kadar kar yağıyor. O yüzden ahırımız da biraz evden uzak olduğu için evden ahıra gelmemiz de bayağı bir zor oluyor. Bazen 2 gün kapalı yollarımız kalıyor. Peki kış şartları da sizi çok zorluyor mu? Kış şartları bayağı bir zorluyor bizi. Yani kar bayağı bir yağdığı için işte yem sorunumuz bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Arpada sıkıntı oluyor. Yemlerimiz kalmıyor. Mart ayında yem sorunumuz bayağı bir meydana çıkıyor. Peki, kuzular kaç aylık çoğunluk doğum? Kuzu kaç günlük? Bu şu anda 10 günlük falan. 10 gün, 15 günlük. İşte günübirlik kuzluyorlar. Hayvanlar şu anda kuzlama dönemi olduğu için günübirlik kuzluyorlar hayvanlarımız.
Tamam para. Hepsinin ayrı ayrı isimleri var. Sevgiyle bakıyorum ben. Peki nedir bunların isimleri mesela? Aşkım, Nergiz, Güle, Asmi. Öyle var. Çağırınca geliyorlar mı sana? Hı hı. Bu aşkım. Aşkım gel, aşkım gel. Gel kızım, gel gel gel. Gel, gel sarıl. Sarıl. Normalde sarılıyor. Uzun zamandır sürekli girip çık yapıyoruz ya. Yani yazları sürekli eğitiliyorlar yani. Bunları sevgiyle mi büyütüyorsun? Tabii. Büyük bir aşkla. Onlar benim bu hayatta yaşamaya değer en güzel varlıklarım. Gel bir tane gel. Ne yaptın şimdi? Şimdi hayvanları suya getirdim. İşte suladım. 2 metre karın içinde. Getirdik, sularımız kesilmiş. Sontaj var. Sontaj da uzakta. Hayvanlarımızı suya getirdik. Şu anda götürüyorum işte. Kışın zor olmuyor mu böyle? Yani sıkıntılı oluyor mu? Bayağı sıkıntılı oluyor çünkü hem ahırlarımız da çok uzak. Gelip gitmekteyiz. Bayağı bir zorlanıyoruz. Mesafe uzak ve hayvanlarımız doğum yapmaya başladılar. Ondan dolayı bizim sürekli gelip gitmemiz gerekiyor ama biz sürekli gelip gidemiyoruz. Yani bir de akşamları soğuk. Hayvanlar kuzladıklarında yardımcı olmamız gerekiyor. Yani bazı hayvanlar ilk doğumlarını yapıyorlar. Yani bayağı bir zorlanıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi hayvanlara saman veriyorum. Kirikleri emdirene kadar bu doğum yanları aradan çıkartıyoruz. Onlara başka bir yerde saman veriyorum. Başka bir yer yapmışım, orada veriyorum şu an hayvanlara. Ne samanı var burada şimdi? Şu an verdiğim fasulye samanı. Daha mı iyi? Daha iyi. Yani 2 senedir veriyorum hayvanlara, daha iyi değil ya, besleyici. Normalde fasulyeyi, beyaz samanı ve yonca samanı karıştırıyorum. Öyle veriyorum. Sürekli ağız değişikliği yapsınlar diye. Aynı şeyi sıkılmasınlar. Şu anda yanında diğer arkadaşlar yok. Normalde yarışıyorlar ya birbiriyle. Yarışamıyor. Tek başına oldum, böyle sürekli gezip dururlar. Hey! Whoa!
gelsin. Bu. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Öncelikle sabah 5'te uyanıyorum. İşte üstümü falan değiştirip geliyorum ahıra. Hayvanları önce bir suya bırakıyorum. Suya bıraktıktan sonra farklı bir baraka yapmışım. Orada işte samanını falan veriyorum. O sırada ahırın altını temizliyorum. Ondan sonra tekrar ahırlarına koyuyorum. Ahırlarda da işte yemleme yapıyorum. Ondan sonra diğer ahıra geçiyorum. Orada da aynı şekilde sularını falan. İşte bazı hayvanlar sontaja yetişmiyor. Onlara özel olarak su taşıyorum. O zaman dönemleri yaklaştığı zaman sürekli yani gün içerisinde 4-5 kere gelmek zorunda kalıyorum. Çünkü bazı hayvanlar ilk kuzlamalarında yavrularını almıyorlar. Ben onlarla özel ilgilenmem gerekiyor. O ilgileri falan gösteriyorum. Öyle. Peki kış şartlarında besicilik yapmak zor mu? Nasıl yaşıyorsunuz? Bayağı bir zor ve şu anda biz ovacık gibi bir yerde 6 ay 7 ay saman veriyoruz. Şimdi samanlar çok pahalı. Biz hem samana para yetiştiriyoruz hem İşte arpasıdır. Yani sürekli ilgilenmemiz gerekiyor. Yani hayvanlara saman yetiştiremiyoruz. Yani bayağı bir zorlanıyoruz. Bizim için çok masraflı oluyor. Kar çok olunca mı şey yapıyoruz. Bazen kepçe yolu açmıyor. Yani belimize kadar kara batarak gidip gidiyoruz. Önce karları falan iyice ne açıyoruz. El arabalarını işte gübreleri dökeceğimiz yerleri falan açıyoruz. İşte samanlığın önünü açıyoruz. Hayvanların işte ıslakta kalmaması için barakalarına falan yerleştiriyoruz. Bayağı bir zorlanıyoruz yani şey ağır. Ya arpa çok pahalı, saman da çok pahalı. Biz yazın çalıştığımızı yani kışı tekrar hayvanlara harcıyoruz. Yani samanın tonu olmuş 1 milyar. Bir de arpa da çok pahalı, sürekli yetiştiremiyoruz. Bu bizim geçimimizi de kötü yönde etkiliyor. Hem hayvanlarla şey kıştan dolayı hayvanlar şey yapamıyor. Meraya çıkmadığı için sürekli içeride. İçeriden nem kapıyor, ciğerleri falan mikrop kapıyor. Bunlar için sürekli aşı, iğne falan da almak zorunda kalıyoruz. Yani sürekli ilaç parasıydı. İşte saman, arpa bizi bayağı bir mağdur ediyor. Hayvanlarla uğraşmak yani bizim için kış ayları çok zor. Yazın hani merada falan otarıyoruz. Yani bayağı güzel geçiyor. Ama kışları çok zorlanıyoruz. Sürekli beslememiz gerekiyor. Mesafe çok uzak, gelip gitmek de bize çok zor oluyor. Ben buradan çok yerler geliyorum. Kel. Kel, 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 kel. Onlar benim mutluluk kaynağım. Yani sürekli günümün tamamını onlarla geçiriyorum. Yani sürekli gelip gidiyorum. Bana mutluluk veriyorlar. Oğlaklar doğmaya başladığında sürekli heyecanla geliyorum. Nasıl oğlaklar olacak? Yani böyle sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü onları böyle kucağıma alıp sevmek bana gerçekten çok güzel şeyler bırakıyor. Yani mutluluk kaynağım. Daha diyecek bir şey yok. Hayvanlar içinde olduğum için hayvanların çoğu beni tanıyor yani. Hepsinin ayrı ayrı isimleri var. Çağırdığım zaman sürekli geliyorlar. Yani sevgimin karşılığını sürekli alabiliyorum hayvanlardan. Yani bu kadar sevmemin nedeni bu. Ya o kız arkadaşımla benim ikimizin birlikte bir isim takmıştık. Öyle kaldı işte. Ağrı mı?
çile mi çekelim dışarıda? Gel, gel, gel kızım. Gel, gel. Sarıl, sarıl kızım hadi. Sarıl, sarıl. Aferin. Aferin kızıma. Bir daha çal, bir daha. Aferin kızıma. Ya artık bu keçiler sizi tam tanıyor değil mi? Evet, sürekli içlerinde olduğum için yani bazıları söylediğim şeyleri de yapıyorlar böyle. Bu söylediğin her şeyi yapıyor mu? Evet. Çağırdığım zaman geliyor, sarılmasını söylediğim zaman sarılıyor. İsmi ne? İsmi aşkım. Gel, sarıl kızım. Sarıl, sarıl. Aferin kızıma. Benim fiskilik. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ovacıkta besiciler hayvanlarını dışarı çıkaramıyorlar. Dışarı çıkaramayınca da ahırlarda, böyle küçük ahırlarda hayvanlarını besleyerek zorlu kış şartlarını atlatmaya çalışıyorlar. Dışarıda kar 2 metre olunca doğal olarak hayvanlar dışarıda beslenemiyor. Dışarıda beslenemeyen hayvanlar da böyle küçük ahırlarda kendileri için hazırlanan yerlere bu samanlar, yani fasulye samanı konularak beslenmeye çalışılıyor. İşte zorlu kış şartları olunca da hayvanlar ancak dışarı çıkarılarak bir süre burada hava alıyorlar, biraz dinleniyorlar. Dinlendikten sonra da tekrar ahırlara geri alınıyorlar. Ovacıkta şu anda tam bulunduğumuz noktada yaklaşık 2 metre kar var. Bu karın içinde dışarıda hayvanların beslenmesi imkansız. Böyle olunca da şu anda bak görüyorsunuz bir grup küçük baş hayvan içeride beslenirken diğer grup bekliyor, sırasını bekliyor. Bunlar çıktıktan sonra bunlar içeri girecek.